İlkokula giden çocukların en büyük sıkıntısı el yazısı. Bitişik eğik yazı sistemi çocuklar içinde, öğretmenler içinde tam bir çileye dönüştü. Türk Eğitim Sen'in anketine göre vatandaşların %86'sı bitişik eğik yazı sistemine de karşı. Şu anda eğitim camiasında en çok tartışılan konulardan biri bitişik eğik yazı uygulaması. Ülkemizde önceleri okuma yazma cümle yöntemiyle dik temel harflerle öğretiliyordu. Daha sonra bu yöntem terk edildi ve okuma yazma ses temelli ve bitişik eğik yazıyla öğretilmeye başlandı. Bitişik eğik yazı getirildiği yıldan bu yana hep tartışılan bir yöntem oldu. Eleştiriler o kadar yüksek perdeden dile geldi ki Milli Eğitim Bakanlığı en sonunda konuyla ilgili bir anket çalışması yapmaya karar verdi. İlk önce Öğretmenler bu anket çalışmasında görüşlerini dile getirdi. Anket sonuçlarını açıklamayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bitişik eğik yazı uygulamasından yana tavır koydu ancak eğitim camiası aynı fikirde değil. Türk Eğitim Sen yaptığı anketin sonuçlarına göre vatandaşların %86'sı bitişik eğik yazı uygulamasının kaldırılmasından yana görüş bildirdi. Sadece %14'ü bu yazının devam etmesinden yana Bitişik eğik yazı uygulamasının kaldırılması halinde güzel yazı dersi konulmalı mıdır? Sorusuna ise ankete katılanların %79'u evet, %21'i hayır cevabını verdi. Bir sınırlı kalan bir olay. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, anket sonuçlarını yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Öğretmenlerimizden büyük kısmı bitişik eğik yazının zorunlu olmasına karşı çıkmakta. Yeniden dik temel yazıya geçilmesini ancak bitişik eğik yazının öğretildiği güzel yazı derslerinin mutlaka olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu iş çocuk oyuncağı değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın anket sonuçları doğrultusunda hareket etmesi hem eğitim öğretim hayatımızın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hem de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz açısından son derece olumlu olacaktır.